Herkese merhabalar. Serili 1, 2, 3, 4 yeni örnek sınav sorularıyla beraberiz. Evet Sabri Başaran, hoş geldin. Aleyküm selam. İlk seni gördüm. Evet. 40 adet yazılı sınav sorusu, 4 tane de uygulama sınav sorusu. 3 artı 1, 4 tane uygulama sınav sorusu çözeceğiz. Öncelikle sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Bugün sınavlara giren arkadaşlarımız varsa hangi sorular çıktı? Soruları bekliyoruz tabii ki. Uygulama sınav sorularını özellikle bekliyoruz. Yazılıdan geçip uygulamadan kalan çok arkadaşımız var. Onun için özellikle söylüyorum. Arkadaşlar mutlaka uygulamalara da çalışın. Evet, iyi akşamlar Tamer. Evet arkadaşlar, serece nedir? Bu arada arkadaşlar gelene kadar ben hemen hızlı bir şekilde bir giriş yapayım. Serece mesleki yeterlilik belgesidir. Serece bir uluslararası yolcu taşıyanların alması gereken mesleki yeterlilik belgesidir. Serece 2 yurt içi yolcu taşımacılığı. Serece 3 uluslararası yük kargo taşımacılığı. Serece 4 yurt içi yük kargo taşımacılığı. Serece 5 ise tehlikeli madde taşımacılığı alanların alması gereken mesleki yeterlilik belgeleridir. Evet hemen kimler geldi hızlı bir şekilde isimlere bir bakalım arkadaşlar. Dün Nedim Şeker Akademi kanalında yayın yapmıştık. Bugün Ehliyet SRC'de yayın yapıyoruz arkadaşlar. Sabri aleykümselam, nerelerden katıldıklarımızı da hızlı bir şekilde yazalım arkadaşlar. Hangi şehirlerden katılıyorsunuz bakalım. Sabri Başaran aleykümselam. Hoş geldin Tamer Yılmaz, iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederim. Burak Yalçınkaya. Hocam Allah razı olsun senden. Yarın sınav var. Başarılar diliyorum Burak. Semra Demir. Selam hocam. Geceniz güzel olsun. İyi dersler arkadaşlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Temennilerin için teşekkürler. Arslan Yiğit. Merhaba hocam. Kolay gelsin demiş. Teşekkür ederiz. İbrahim. Hayırlı akşamlar demiş. Hoş geldin İbrahim. Samet Aras. Aleyküm selam Samet. Dilaver Koç. Saygılar Van'dan. Van'a selamlar. İbrahim İstanbul'dan katılıyor. Samet İzmir'den. Semra Ankara'dan katılıyor. Sabri İstanbul Ataşehir'den katılıyor. Eda Nur iyi yayınlar demiş. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İzmir'e selamlar Samet. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kaç tane yazılı sınav sorusu geliyor, kaç dakika harcamamız gerekiyor diye mesaj atanlar var gün içerisinde. Arkadaşlar 40 tane soru soruluyor. 40 tane sorudan kaç tane net yapmamız gerekiyor? 28 doğru. Her soru 2,5 puan. La sınavı geçiyoruz tabii ki. 70 puanla geçiyoruz. Sınavdan, yazılı sınavdan sonra uygulama sınav sorularına geçiyoruz. 3 tane soru soruluyor. 3 sorudan ikisini doğru cevaplayanlar sınavı geçmiş sayılıyor. Onun için yazılıdan sonra mutlaka uygulamaya aynı yerde giriyoruz ve sınavımızı bitiriyoruz. Evet, Zonguldak Devrek'ten selamlar diyor. Teşekkür ederim. Zonguldak'a Ankara'dan selam yolluyoruz. Burak senin sayende. Evet Yunus. Hoş geldin Yunus. Bak Yunus yeni grubumuza üye olanlardan. Yeni serici 1, 2, 3, 4, 2023 katıl kazan grubuna hoş geldin. Tabii ki üyelerimiz önemli. Üyeler arkadaşlar üyeler sayesinde kanalımızı büyütmeye çalışıyoruz. Onun için hepinizin üye olmasını istiyoruz. Aslında üyelere özel sorular çözdüğünüzde 90 ve üzeri garanti not alabilirsiniz. Orhan Osmaniye'ye selamlar. Hoş geldiniz. Bugün gurur tablomuzda kimler var bakalım. Hemen hızlı bir şekilde gurur tablomuzu okuyalım.
Tabii ki bugün sınava giren arkadaşlar katılırsalar onların almış olduğu notları da okuyacağız. Bugün gelen bir mesajımız var. 5 yıldızlı gurur tablomuzda Yusuf Uçar. İstanbul'dan selam hocam demiş. Bugün serici 3 sınavına girdim. 95 yazıldan uygulamadan 3'te 3 yaptım. Sayenizde 100 aldım. Çok teşekkür ederim. Hocam bu güzel bilgileriniz için emeğinize sağlık hocam demiş. Biz de Ehliyet Serici Özel Güvenlik Kanalı olarak tebrik ediyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Güzel günlerde kullan. Hemen geçelim ikinci gurur tablomuza. Ufuk Çakıcı hocam Allah sizden razı olsun. İlk sınavım 60 iken sizin denemelerinizi takip ettikten sonra 80 aldım. Uygulamayı hiç konuşmak bile istemiyorum. Birebir çözdüklerinizle aynı çıktı. 3'te 3 yaptım, 100 aldım demiş. Nedim Şeker Akademi ailesi olarak biz de tebrik ederiz Ufuk Çakıcı'yı. Üçüncü gurur tablomuz yine bugün gelmiş arkadaşlar. Mahmut Deniz'den gelmiş 6 saat önce. Selamünaleyküm hocam. 12-11-2022 Serici 2'de sınavda, Serici 2 sınavına girmiş bugün. Aslında Mahmut canlı yayınımızı izliyorsan canlı yayında hangi soruların çıktığında bizlere yazdırabilirsin. 88 uygulamadan 3'te 3 yaptım, 100 aldım. Agam demiş sayende. Allah razı olsun özel yaşamında başarılar diliyorum hocam demiş. Nedim Şeker Akademi ailesi olarak da tebrik ediyoruz. Güzel günlerde kullan diyoruz ve yavaş yavaş başlayalım değil mi? Yavaş yavaş başlayalım. Evet, birinci sorumuz arkadaşlar, motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir? A. Tepeüstleri B. Dönemeçler C. Viyadükler D. Hemzemin geçitler. Önemli bir sınav sorusu. Evet. Bu arada yarın sınava girecek arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyoruz. Yayına arkadaşlarınızı da davet edebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalındayız şu anda. Birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Cevaplarınızı göremedim arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı nedir? Birinci sorumuzun cevabını bekliyorum. Hızlı bir şekilde yazalım arkadaşlar. Evet Aydın hoş geldin. Sen de hoş geldin. Özcan Aksoy sen de hoş geldin Özcan. Sizleri göremedim az önce. Evet şu anda görmüş oldum. Emre Güngör. Aleykümselam Emin. Hoş geldin Emin. Eda Nur hoş geldin diyorum ve sorumuzun hemen cevabını verelim değil mi? Bakın bu da sınavda sık sık gelen sorulardan. Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en etkili olanı tabii ki dönemeçlerdir. Bursa seçeneği doğru cevap. İkinci sorumuza geçelim. Araç kullanırken ellerin direksiyon üzerindeki pozisyonu nasıl olmalıdır? A Direksiyon içten dışa doğru tutulduğunda baş parmak simidin üstünde olmalıdır. B. Direksiyon içten dışa doğru tutulduğunda baş parmak simidin altında olmalıdır. Evet, hoş geldin Aydın. Direksiyon dıştan içe doğru tutulduğunda baş parmak simidin üstünde olmalıdır. Denizli seçeneğinde şöyle bir seçenek vermişler. Direksiyon dıştan içe doğru tutulduğunda baş parmak simidin altında olmalıdır. Normalde şu anda zaten hepiniz araç kullanıyorsunuz.
Araç kullanırken direksiyonu nasıl tutmanız gerekiyor? Bir kere direksiyon tutma pozisyonumuz doku çeyrek olmalı, bildiğiniz gibi. Doku çeyrek olmalı ve eller direksiyonun üzerinde nasıl pozisyon almalıdır? Bunu sormuşlar bakın. Evet arkadaşlar, direksiyonun tutuş pozisyonu nasıl olacak? Şu anda zaten siz hepsini bu direksiyon tutma pozisyonunu çok iyi biliyorsunuz. Cevaplarımızı biraz daha hızlandıralım arkadaşlar. Biraz daha hızlandıralım. Evet. Sabri Adana seçeneği diyor. Direksiyon içten dışa doğru tutunda baş parmak simidin üstünde olmalıdır. Evet. Diğerleri Ceyhan seçeneği üzerinde direksiyon dıştan içe doğru tutulduğunda baş parmak simidin üstünde olmalıdır. Seçeneği ne diyorsunuz? Evet. Evet. Ceyhan seçeneği diyenler doğru arkadaşlar. Direksiyon dıştan içe doğru tutulduğunda baş parmak simidin üstünde olmalıdır. Tutuş pozisyonumuz doku çeyrek olmalı. Evet, doku çeyrek olmalı. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü soru gelsin. Hız sınırlayıcı cihaz hangi tip araçlarda bulunması zorunludur? A. Otomobillerde. B. Sadece kamyonlarda. C. Sadece çekicilerde. D. Kamyon, çekici ve otobüslerde. Bakın burada bize neyi soruyor? Hız sınırlayıcı cihaz hangi tip araçlarda bulunması zorunlu olan aracı sormuşlar. Otomobiller, sadece kamyonlar, sadece çekiciler, sadece kamyon, çekici ve otobüsler. Hangi araçlarda olması gerekir hız sınırlayıcı cihaz? Şöyle diyeyim arkadaşlar, bu hız sınırlayıcı cihazın olduğu araçlar aynı zamanda engel işaretinin olduğu araçlardır. Onu da söylemiş olayım. Engel işaretleri kaza anında 150 metreye konuyor. Kaza yeriyle engel işaretinin olduğu bölge, engel işareti şöyle yazıyorum. İşareti. Engel işareti hangi araçlarda bulunur? Otobüs, kamyon ve çekicilerde bulunuyor. Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, hemen geçelim dördüncü sorumuza. Sigorta poliçelerinde aksi kararlaştırılmadığı ise poliçenin başlama ve bitiş günlerinde sigorta Türkiye saatiyle kaçta başlar, kaçta sona erer? Sabah 8.30'da başlar, akşam 17.30'da biter. Sabah 8.30'da başlar, akşam 17'de biter. Öğlen 12'de başlar, öğlen 12'de biter. Sabah 9'da başlar, akşam 17.30'da biter. Evet, bu da yine sınavların banko sorularından ve herkesin de bilmesi gerekiyor bu soruyu da. Bütün SRC'lerde gelen bir soru. Aleykümselam. Dördüncü sorumuzun doğru seçeneği de sizin belirttiğiniz gibi öğlen 12'de başlar, 12'de biter. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Beşinci soru aşağıda verilen seçeneklerden hangisi emtia nakliyat sigortasının teminatı kapsamı dışında kalır? Yetersiz ve uygunsuz ambalaj, B. Yangın infilak,
C geminin batması. D nakil aracının devrilmesi. Evet arkadaşlar, bugün Ehliyet SRC özel güvenlik kanalındayız. Tabii ki Nedim Şeker kadar katılım olmuyor. Ama buradaki arkadaşlar özellikle istiyor. Beşinci sorunun doğru seçeneği nedir arkadaşlar? Aleykümselam Miraç. Yarın sayıcı 3 sınavım var. Sorular çözüyoruz. Miraç başladık. Hoş geldin. Cevap tabii ki yetersiz ve uygunsuz ambalaj. Bak bugün bu soru da sayıcı 3 sorusu. Tabii ki tüm sayıcılarda gelir. Yıldızlı sınav soruları. Evet maalesef İbrahim Ehliyet SRC özel güvenlik kanalı oluyor olduğu için herhalde vallahi ne diyeyim yani biz özellikle söyledik bu kanalda olduğumuzu kendileri bilir. Evet 6. soruya geçtik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? A. Kanamanın durdurulması. B. Yara yerinin değerlendirilmesi. C. Yara üzerinin pamukla kapatılması. D. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi. Gelen kazanır Miraç. Tabii ki bir şey diyemiyoruz. Kimseyi de zorla gelin de demeye şeyimiz yok. Herkes kendisi bilir. Orhan nasıl geldi şu anda cevaplıyorsa Semra, Burak, Emin, Emre, değil mi? İbrahim, Lord Zilla, Tamer, Dilaver, Sabri. Bakın herkes gelmiş. Yani gelmeyenlere bir şey diyemeyiz. Değil mi? Buralardan biri değildir diyor bakın. Genel ilk yardım kurallarından birisi değildir. Altıncı soruyu cevaplıyoruz arkadaşlar. Altıncı soru bakın arkadaşlar. Altıncı soru. Yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir. Bursa seçeneği diyorsunuz, yara yerinin değerlendirilmesi kesinlikle bir kuraldır, değil mi? Kanamanın durdurulması kesinlikle bir kuraldır. Yaşam bulgularının kontrol edilmesi bir kuraldır. Ama yara üzerinin pamukla kapatılması kesinlikle yapılmaması gereken bir olay. Burada yıldızlı sınav sorusu. Bakın bu soruyu sınavda sorduklarında genelde yanlış yapanlar çok fazla. Yara pamuk olmaz. Yaraya pamuk asla kullanmıyoruz. Buna dikkat edelim. Evet Ali Takan hoş geldin Ali'ye. Yara üzerine pamuk kullanmıyoruz. Asla bilginiz olsun. Evet 7'ye geçelim. Nakliyat. Aşağıdakilerden hangisi nakliyeciler açısından tır sisteminin avantajlarından biri değildir? A. Sınırlarda minimum engelleme sağlaması. B. Ulusal prosedür uygulamasında yaşanacak gecikmeleri azaltmak. C. Ulusal garanti ve dokümantasyona belgelemeye gerek olmaması. D. Maliyet azaltması.
Evet, burada tır sisteminin avantajlarından birisi değildir diye sormuşlar. Tabii ki hangisidir arkadaşlar? Tır sisteminin avantajlarından birisi değildir. Ulusal garanti ve dokümantasyona gerek olmaması. Yani Ceyhan seçeneğidir. Doğru seçenek. Geçelim 8. sorumuza. Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. İlk bir yaz sonunda devamında yılda bir. B. İlk iki yaz sonunda devamında yılda bir. C. İlk üç yaz sonunda devamında her iki yılda bir. D. İlk üç yaz sonunda devamında üç yılda bir. Evet, burada bize neyi soruyor? Ticari araçların teknik şartlara uygunluğu açısından periyodik muayenesi ne zaman yapılır diye soruyor. Tabii ki siz bunu çok iyi biliyorsunuz arkadaşlar. Cevabın Adana seçeneği olduğunu herkes biliyor. İlk bir yaz sonunda ve devamında yılda bir muayeneye tabi tutulur. Yıldızlı sınav sorusu. Hemen geçelim 9'a. Aşağıdaki bakanlıklardan hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur? Turizm, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı. Evet. İşaretli olana da aldanmayalım. Evet, ne diyorsunuz arkadaşlar? Hangisinin ulaşımla ilgili sevk ve idare görevi yoktur diyorsunuz? Tabii ki hocam Adalet Bakanlığı'nın ulaşımla ilgili görevi sevk idaresi yok diyorsunuz. Denizli seçeneği doğru seçenek. 10. soru şekildeki tehlike uyarı işaretlerinden gevşek şev işaretini gördüğünüzde ne yaparsınız diye bir soru sormuşlar. Bakın gevşek şev tehlikeli uyarı işaretlerinden. A. Hız azaltılır, takip mesafesi azaltılır. B. Hız azaltılır, takip mesafesi artırılır. C. Şerit değiştirilir. D. Hiçbir şey yapılmaz, yola devam edilir. Burada gevşek şev bu soru aynı zamanda arkadaşlar serici 1, 2, 3, 4'te ortak uygulama sınav sorusu olarak da soruluyor. Bilginiz olsun. Gevşek şevde ne yaparsınız? Ne yapılmalıdır? Diye soru soruluyor. Bunu çok iyi biliyorsunuz eminim ki. Değil mi Aydın? Evet, daha önce de defalarca çözdüğümüz bir soru. Bak Burak diyor ki B şıkkı hocam. Arkadaşlar gevşek şev ya da tehlike uyarı işareti sorduklarında kesinlikle evet hocam tehlike uyarı işaretlerinde hız azaltılır olması gerekiyor. Bakın olması gerekiyor. Hız azaltılır ama takip mesafesi azaltılmaz, takip mesafesi artırılır olması gerekiyor.
Ali ne diyor bak diyor ki hocam milli eğitim eğitime sorular siz mi gönderiyorsunuz? Şimdi arkadaşlar şöyle de bir şey var. Bakın tehlike var değil mi? Burada tehlike var. Bu da Adana seçeneği diyen arkadaşlarımız var. Bakın Adana seçeneği diyen arkadaşlarımız var içinizde. Adana seçeneği kesinlikle olamaz arkadaşlar. Neden olamaz? Evet, bakın Adana seçeneği düzgün okuyun. Evet hocam hız azaltılır. Doğru. Bakın hız azaltılır. Bursa seçeneğinde de hız azaltılır. Ama takip mesafesi azaltılmaz. Tam tersi takip mesafesi artırılır olacak arkadaşlar. Yani cevabımız Bursa seçeneği olması gerekiyor. Şimdi bu süreli bir soru da olabilir uygulamada. Onun için bunu dikkatli yapmanız gerekiyor. Dikkatli düşünün. Acele etmeyin. Bu tip sorularda bakın uygulamada geldiğinde sınavda geri dönüşünüz yok. Yani cevabı yazdığınız andan itibaren artık geriye dönüşünüz yok uygulamada arkadaşlar. Onun için dikkat edin. Evet Ali, teşekkür ederim. Tabii ki bizler sizler için çalışıyoruz. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. 11. soruya geçelim mi? Tır sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir? A. Dahilde işleme, B. Süpalan işlemi, C. Elleçleme, D. Depolama. Evet, SRC 3'ü almış olanlar SRC 4'ü almasına gerek kalmıyor. Ya da SRC 1'i alanlar SRC 2'yi almasına gerek yok. Evet Ali bu SRC 3 sorusu tır sistemine göre kamyon üstü yapılan gümrük işlemine ne ad verilir? Daha önce tabii Nedim Hoca'yı tanımış olsaydı ben ona kesinlikle yazdırmazdım hiçbir kursa. Ama ne yapalım? O da artık demek ki böyle bir şey olacakmış. Evet, bu soru genelde SRC 3'te çıkıyor arkadaşlar. SRC 3 sorusu bilginiz olsun. Bu soruda tır kamyon üstü yapılan gümrük işlemine süpalan işlemi denir. Bakın süpalan işlemi denir. Bursa seçeneği doğru cevap. Aynen öyle. Ali. 12. soru şöyle. Lastiklerle ilgili mutlaka sınavda soru geliyor. Lastiğin yanağında yazan P215-65R 1582H tanıtıcı bilgisinde R15, 15'in altı çizili neyi ifade eder? Lastiğin tipini, jant çapını, lastiğin genişliğini, maksimum yükü. Evet, lastiğin ebatlarından mutlaka sınavda soru geliyor arkadaşlar. Bu lastiğin ebatlarına da dikkat edin. Özellikle mesela 215 genişlik, 65 en boy oranını gösterir. R cinstir. Bize R15'i sormuş. 82 maksimum yük demektir. H hız demek. T hız. Bakın 82 T hız demektir. Bize sorulan R15 neyi gösteriyor arkadaşlar? Çapı gösteriyor değil mi? Jant çapını. Evet, radyal çap. Arkadaşlar biz kitaptan ziyade bakın kitaplara çok da şey yapmanıza gerek yok ama yine de kitabınıza bakmayın demiyorum ama dediğim Şeker Akademi'de Ehliyet SRC kanalında soruların %100 hepsi hem uygulama hem de yazılı soruların tamamı var. Bilginiz olsun.
Yıldızlı sınav sorusu arkadaşlar. Buradan da sınavda mutlaka soru çıkıyor. Tüm SRC'lerde bilginiz olsun. Bunun için geçelim. Gümrük idaresince düzenlenen karayolu taşıt onay belgelerinin nüshaları nerelerde bulundurulmaz, gönderilmez? A. Bir nüshası taşıtın bağlı olduğu firmaya verilir. B. Bir nüshası firmanın müracaat dilekçesinde belirttiği tır işlemlerini yürüttüğü odaya resmi yazıyla gönderilir. C. Bir nüshası onay belgesini veren komisyon tarafından düzenlenecek tutanakla birlikte gümrük idaresinde ilgili firma adına açılan dosyada saklanır. D. Bir nüshası taşıtı kullanan şoföre verilir. Burada bize hangisine verilmez diye sormuşlar. Arkadaşlar bakın. Evet Ali, bizim kanalda çalışan hiçbir arkadaşımız, bak garanti diyorum, özellikle de söylüyorum, üyelere özel bölümdeki soruları çözsünler, 90'ın altında not almaları mümkün değil. Ne yazılıdan ne uygulamadan, uygulamadan 100, 100 diyorum garanti. Tüm sorular bizde çünkü. Evet, 13. sorunun doğru cevabı hangisidir? Bu soru da yine SRC 3'te çıkıyor. Özellikle SRC 3'te ve SRC 1'de çıkar. Gümrükle ilgili bir soru. Hangisidir? Denizli seçeneği diyorsunuz. Bir nüshası taşıtı kullanan şoföre tabii ki verilmez, bulundurulmaz. Evet, yine yıldızlı sınav sorusu dedik. Denizli seçeneği. 14. sorumuz, kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Ağrı kesici merhem sürülür. B. Alkolle masaj yapılır. C. Sıcak tatbik edilir. D. Soğuk tatbik edilir. Evet Ali, bak Ali ne diyor? Serici 2'den 97 aldım. Serici 4'ten 95 aldım. Hocam Allah razı olsun diyor. Tebrik ediyoruz Ali. Güzel günlerde kullan belgelerini. Uygulama sorularını birazdan çözeceğiz. Örnek sınav sorularını yazılıdan sonra birazdan örnek çıkacak sorulardan aldım. Bugün çıkan sorular da var içinde. Kanalımızda uygulama sorularının tamamı mevcut. Onu söyleyeyim size. Tamamı mevcut. Uygulama sorularının hepsini çözerseniz kesinlikle 100 alırsınız. Evet. 14. sorunun cevabı da tabii ki soğuk tatbik edilir. Denizli seçeneği, yıldızlı sınav sorusu. 15'e geçelim. Karayolu taşıma yönetmenliğine göre şoförler hangi belgeyi almak zorundadır? A. Aracın sınıfına uygun ehliyet. B. Mesleki yeterlilik belgesi SRC. C. Psikoteknik raporu. D. Hepsi. Şoförlerin alması gereken belgeler nelerdir? Diyor bakın. Hangi belgeleri alması gerekiyor ya da hangi belgeyi alacaklar? 15. soru. Hocam yarın da bugün çıkan sorular gelebilir mi? Tabii ki gelebilir. Dünkü çözdüğümüz canlı yayındaki soruları da Miraç tekrarla. Nedim Şeker Akademi'deki soruları da tekrarla. Yani soruların gelme olasılığı çok yüksek bakın. Bu çözdüğümüz sorular geçen haftalarda da çıkan, bu hafta da bugün de çıkan sorular var bu soruların içerisinde. Yarın da çıkabilir.
Evet, hepsi değil mi arkadaşlar? Tamamı alınması gerekiyor. Denizli seçeneği, yıldızlı sınav sorusu, geçerim 16. Aşağıdakilerden hangisi sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri değildir? A. Otomasyon, B. Stres, C. Öfke, D. Depresyon. Evet Ali. Soruların çoğu yani %90'ı Nedim Şeker Akademi'de olan sorular. Hatta şöyle de bir şey söyleyeyim size. Birçok siteye baktım. Nedim Şeker Akademi'den alınan soruların çoğu yani kurslar dahi Nedim Şeker Akademi'den sorular alıyor. Onun için biz elimizden geldiği kadar daha iyi nasıl yaparız onun planını yapıyorum. İnan ki. Evet. Burada bize neyi sormuş? Sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri değildir diyor. Otomasyon, stres, öfke, depresyon. Evet, bu soruda yeni çıkan sorular içerisinde size de çıkabilir bakın dikkat edin. Evet tabii ki cevabımız nedir? Otomasyondur değil mi? Sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biri değildir. Zihinsel stres, öfke, depresyon bunlar sürüş yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerdir. Ama otomasyon değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 17 Karayollar Trafik Yönetmenliğine göre düzenli seferler haricindeki uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler? 3, 8, 12 ve 20. Bu soruda yine serice 1'de, serice 3'te sık sık gelen sorular içerisinde arkadaşlar uluslararası yolcu taşımacılığı yapan araç şoförleri üst üste en fazla kaç gün süreyle araç kullanabilirler? Diyor bakın bu soru da önemli bir sınav sorusu. Serece 1 ile serece 3'te sık sık gelen bir soru. Tabii ki 12 değil mi arkadaşlar? Cevap Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu. 18. sorumuz şöyle. Aracın dönemeç veya tepe üstü gibi görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması halinde uyarı reflektörlerinin en az kaç metre uzaklıkta koyulması gerekir? Aracın önüne 20 metre uzaklıkta, aracın önüne ve arkasına 30 metre uzaklıkta, aracın arkasına 50 metre uzaklıkta, aracın önüne ve arkasına 150 metre uzaklıkta. Bize dönemeçli yolda kaza yaptık arkadaşlar. Kaza yaptığımızı düşünelim Allah korusun. Tepe üstü gibi yeri görüşün yeterli olmadığı yerlerde bozulması durumunda ya da bozulması durumunda uyarı reflektörlerinizi diyor kaç metreye koyarsınız? En az bakın en az kaç metreye? Şimdi arkadaşlar tabii ki bu soruda şöyle bir şeyimiz var. Uyarı reflektörlerini en az bakın en az dediği için en az dediği için birinci noktamız sayıyoruz. Dönemeçli bir yolda kaza yaptık. Noktamız şurası olsun. İkinci reflektörümüzü koyalım.
Reflektörümüzü 30 metreye koymamız gerekiyor, değil mi? 30 metreye. İkinci bir noktaya koyacaksak, yani şurası 150 metre olması gerekiyor. Bize en az dediği için arkadaşlar bakın. En az dediği için aracın önüne ve arkasına 30 metre olacak şekilde koymamız gerekiyor. Bursa seçeneği doğru. Evet, Bursa. Tabii ki Bursa seçeneği doğru. Evet, bu soruda 150 metre değil tabii, değil mi Miraç? Yanıltmaca bir soru diyorsun. Dikkat edelim. Dönemeçli yolda birinci noktaya 30, ikinci noktaya 150 metre konur. Bize burada da en az dediği için, bakın en az dediği için 30 metreye konur. Evet, 30 metre. Yıldızlı sınav sorusu diyoruz, 19'a geçiyoruz. 19. sorumuz kontrolsüz kavşaktan gelmiş. Tabii ki bu aynı zamanda sizin uygulama sınav sorunuz arkadaşlar. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Motosiklet, kamyonet, otomobil, at arabası. Dünkü Nedim Şeker Akademi'deki sınav sorusuyla aynıydı bakın. Dün de Nedim Şeker Akademi'de çözmüştük buna benzer bir soru. Bu soru hem yazılıda hem de uygulamada gelen bir soru. Bugün Ehliyet SRC özel güvenlik kanalında çözüyoruz bakın buna benzer bir soru. Hadi bakalım kimler doğru yapacak? Kontrolsüz bir kavşak ve araçlarda ilk geçiş hakkını hangisi kullanacak diyor. İlk geçiş hakkını hangisi kullanır? Hangisi kullanmalıdır? Evet, ne diyorsunuz? Bursa seçeneği diyenler var ve Ceyhan seçeneği diyenler var. Evet Hakan, hoş geldin. Yeni gördüm seni de. Emre, Bilal, hoş geldin sen de. Yeni Abdurrahman, Özcan'a söyledik hoş geldin diye. Şimdi arkadaşlar bakın, bu tür sorularda yanlış yapmamanız gerekiyor. Bakın, yanlış yapmamanız gerekiyor. Şimdi bakın, A seçeneği diyen var, D seçeneği diyen var, C seçeneği diyen var, B seçeneği diyen var. Evet, Abdurrahman Çakır, hoş geldin. Hayırlı olsun. Kanalımıza sen de katıldın ve üyeler bölümünde üyelere özel sorular çözüp 90-100 alıp geçeceksin. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Evet, hayırlı olsun Abdurrahman. Şimdi bu soruyu şöyle bir açıklayalım mı arkadaşlar? Bu soruda çok arkadaşımız bütün şıkları söyledik çünkü. Şimdi bize neyi soruyor ona bir bakalım. Kontrolsüz kavşakta, bakın kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanır? Şimdi kontrolsüz kavşaklarla ilgili kuralımız ehliyet bölümünde ayrıntılı bir şekilde anlattım. Bence orayı tekrar bir gözden geçirin. Ehliyet SRC kanalında var, Nedim Şeker Akademi'de var, Ehliyet Alıyorum kanalında da var. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. At arabası motorsuz olduğu için en son geçecek bir. Dönüş yapan araç düz giden araçlara yol verir. Beklemelidir motosiklet. Herkes kendi sağındaki araca yol verir. Bakın, kamyonetle otomobil var. Kim kimin sağında? Kamyonetin sağında otomobil olduğu için İlk geçiş yapması gereken otomobildir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Ceyhan seçeneği.
Evet. Burada da at arabası diyenler var herhalde. At arabası yok. At arabası motorsuz bir araç olduğu için bütün araçlara yol verilmelidir. Değil mi? Kontrolsüz kavşaklarda. Dönüş yapanlar da yol verecek. Düz giden araçlar kendi sağındaki araca yol vereceği için burada otomobil ilk geçiş hakkına sahiptir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, anlaşıldı diyorsunuz ve geçiyorum. 20. sorumuz, Karayolları Trafik Yönetmenliği'ne göre 11 saatlik kesintisiz günlük dinlenme süresi haftada kaç defa en az 9 saate indirilebilir? A1, B2, C3, D4. Bu soru da banko sorulardan sık sık sınavda geliyor. Bilginiz olsun. Sık sık sınavda sorulan sorular arasında. Evet. Yirminci soru. Yirminci soru. Yirminci soruda diyorsunuz ki hocam kaç defa en az 9 saate indirilebilir? Tabii ki 3 defa. Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Tebrik ediyorum hepinizi. 21. sorumuz sınavda yine sorulan sorular içerisinde ticari amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az bir gün, B 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az bir gün, C 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün, D 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün. Evet, hiç çalışmadığım yerlerden bugün sorular geliyor diyorsun. Ama neden çalışmıyorsun? Nedim Şeker Akademi'de tüm sorular var, değil mi? Daha önce de defalarca çözdüğümüz sınav soruları bunlar. Sınavlarda tabii çıktı. Daha önce de çözdük. Değil mi? Evet. Evet, ne diyorsun Tamer? Beğenin arkadaşlar, hocamıza faydamız olsun. Beğenmek zor mu ki beğenmiyorsunuz? Yeni kayıt oldu, 20'sinde mi sınavın var? Tamam, sınavın 20'sinde ise kanala da tabii ki üye ol. Katıl butonuna tıkla. Üyelere özel sorular çöz. Bu tip sorular artık sende çantada keklik olacak. 21. soru. Hocam yakın tarihte SRC 4 sınavı var mı? Yani her hafta sınavlar oluyor Hüseyin. Şimdi senin yazıldığın kursa göre değişir. Kursuna sorarsan daha net bilgi alabilirsin. Evet. Her ay sınav oluyor yani. İşte yarın da serice 4'e girenler var. Geçen hafta girdiler. Yani devamlı olan sınavlar. Evet arkadaşlar, 21. sorunun cevabı Adana seçeneğidir. 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az bir gün. 22'ye geçelim. AETR'ye göre herhangi bir 15 günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? Bu soru sık sık sınavlarda gelen bir soru arkadaşlar. Sık sık sınavlarda geliyor 70, 90, 120, 150 şeklinde.
Bu soruda AETR'nin kısaltılması biliyorsunuz ki arkadaşlar Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesidir. Evet, yani Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmesine göre diyor herhangi bir 15 günlük sürede toplam taşıt kullanma süresi kaç saati geçemez? Kaç saati geçemiyor? Hadi bakalım Miraç, başarılar diliyorum. Nedim Şeker Akademi'deki soruları da çöz. Serici 3, üyelere özel soruları da çöz. Soruların ne kadar kolay olduğunu göreceksin. 90 saati geçemiyor, değil mi arkadaşlar? 90 saati geçemiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 23. sorumuz banko sorulardan yine ticari amaçla yük taşımacılığı yapan azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleriyle ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saat araç sürebilirler? A 5 saat, B 6 saat, C 4,5 saat, D 9 saat. Bakın bu soru aynı zamanda uygulama sınav soruları içerisinde de çıkıyor. Bunu söyleyeyim. Ali'nin dediği gibi devamlı demiş olsaydı, bakın devamlı demiş olsaydı 4,5 saat diyecektik. Bize devamlı demedi. Ne diyor arkadaşlar? Toplam, bakın toplam olarak kaç saat araç kullanabilirler? Toplamda tabii ki sizin belirttiğiniz gibi 9 saat araç kullanabilirler. Kaç dakika mola verecekler? 45 dakika mola vermeleri gerekiyor. Bu molaları 15'er dakikalık aralıklarla da kullanabilirler. Biliriz. Cevabımız Denizli seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre yetki belgesi sahibine verilen uyarmaların kaldırılmadığı takdirde sayısı kaça ulaşıncaya kadar yetki belgesinin faaliyeti geçici olarak durdurulur? A 10, B 50, C 100, D 150. Evet, bu soru da sık sık sorulan sorular içerisinde. Cevabımız tabii ki 150 olacak. 150'ye olması gerekiyor. Denizli seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Geçiyorum arkadaşlar 25. Motorun soğutma sisteminde kullanılan antifriz donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır. Buna göre antifriz kullanımı motorlarda hangi durumda tercih edilmelidir? A. Her türlü iklim şartlarında. B. Sadece sıcak yaz aylarında. C. Sadece zorlu kış koşullarında. D. Donma gerçekleştikten sonra. Evet.
Arkadaşlar burada da soğutma sistemindeki antifrizi sormuşlar. Antifriz hangi durumda tercih edilmelidir diyor. Tabii ki antifriz bilindiği gibi her türlü iklim şartlarında tercih ediliyor, değil mi arkadaşlar? Cevabımız Adana seçeneğidir. Geçiyorum. 26. İş organizasyonun aşamalarından biri olan aracın sigorta poliçesinin kontrolü ne zaman yapılır? A. Mekanik kontrol yapılırken, B. Fiziksel kontrol yapılırken, C. Eşya ve yolcu kontrolü yapılırken, D. Belge kontrolü yapılırken. Evet, bu soru da yıldızlı sınav sorularından, bilginiz olsun. Bakın, sık sık sınavlarda gelen sorulardan. Tüm SRC'lerde gelir arkadaşlar. Bakın tüm SRC'lerde geliyor. SRC soruları ortak biliyorsunuz. Özellikle sık sık hocam SRC 3, SRC 2, SRC 1, SRC 4 ayrı ayrı. Evet ayrı ayrı da çözeceğiz. Ayrı ayrı da sorular atacağım ama genelde sorular ortak. Evet, iş organizasyonunun aşamalarından biri olan aracın sigorta poliçesinin kontrolü ne zaman yapılır? Kontrolü ne zaman yapılır? Tabii ki belge kontrolünde, değil mi? Evet, belge kontrolünde yapılır arkadaşlar. Cevap Denizli seçeneği. Aynen 4-5 tane soru farklı geliyor. SRC 3 ile SRC 4'ten. 27. soruya geçelim. Tabletli değil Hakan. Normal kağıt üzerinde. Optik okuyuculu. Limit noktası nedir? Limit noktası nedir? A. Virajlara yaklaşırken virajın keskinliğini anlamayı sağlayan yöntemdir. B. Sürücülerin sabır sınırlarına verilen addır. C. Bir aracın yapabileceği en yüksek hızdır. D. Bir aracın öndeki araca olan takip mesafesidir. Yirmi yedinci soruya geldik arkadaşlar. Limit noktası nedir diyor bakın. Limit noktası nedir? Limit noktası nedir arkadaşlar? Limit noktası virajlara yaklaşırken virajın keskinliğini anlamayı sağlayan yöntemdir. Evet, keskin virajlara girerken limit noktaları vardır. Virajın keskinliğini anlamayı sağlayan yönteme biz limit noktası diyoruz. Evet, cevabımız Adana seçeneği. Evet, yıldızlı sınav sorusu. İleri sürüş tekniklerinde APEX sistemi diye bir sistem var. APEX sistemi. Özellikle yarışlarda kullanılan bir sistem arkadaşlar. Bu limit noktaları daha çok oralarda daha çok ihtiyaç oluyor. Evet. Evet İskender Ulutaş hoş geldin. Yeni gelen arkadaşlar var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Biraz geç kaldık ama. Evet.
Tabii yeni sorularda elimize ulaştıkça sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz tabii ki biz de. Evet. Adana seçeneği 28'e geçelim. Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz? A. Ses tesisatı olması. B. Havalandırma, ısıtma, soğutma tesisatı bulunması. C. Araçların sıfır olması. D. Temiz ve özenle döşenmiş olması. Turist taşıma aracında aşağıdaki niteliklerden hangisi aranmaz diyor. Evet, harikasınız. Tabii ki araçların sıfır olması, değil mi? Araçların sıfır olması aranmaz. Önemli olan temiz özenle döşenmiş olması, havalandırması, ısıtma, soğutma tesisatının bulunması, ses tesisatının düzgün olması. Bunlar. Evet, birçoğu İskender, birçoğu bugün çıkan sorular içerisinde de var. Geçen haftalarda çıkan sorular da var. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Yarın da sorular geldikçe yarınki soruları da yine hafta içerisinde ya da bir sonraki cumartesi pazar yine çözeceğiz. Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu değil mi Özcan? 29'a bakalım. Mesela bu soru sık sık sınavda geliyor. Sigorta poliçesi ile ilgili. Sigorta poliçesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Sigorta poliçesi sözleşmenin yapıldığına dair yazılı bir delildir. B. Sigorta poliçesi sigortacı ile sigortalının hak ve yükümlülüklerini gösterir. C. Sigorta poliçesinde azami teminat tutarı yazılıdır. D. Sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenebilir. Şimdi arkadaşlar, sigortayla ilgili dünkü Nedim Şeker Akademi canlı yayınında da bahsetmiştik biliyorsunuz. Kasko sigortasıyla trafik sigortası arasındaki farkı soruyordular. Yine sorabilirler size. İkisinin arasındaki fark nedir? Kasko sigortası isteğe bağlıdır. Trafik sigortası zorunlu bir sigortadır. Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar trafikten men edilir biliyorsunuz. Onu da unutmayalım. Evet. Zorunlu mali sorumluluk sigortası olmayan araçlar trafikten men edilir. Evet, yeni gelen arkadaşlarımız var. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Artık neredeyse soruların sonuna doğru geliyoruz. 29. sorudayız. Şu anda 29. sorudayız. Evet. Denizli seçeneği diyorsunuz. Yanlış olan sigorta poliçesi sözlü olarak da düzenlenemez. Düzenlenebilir ama düzenlenemez değil mi? Sigorta poliçesi mutlaka yazılı olması gerekiyor. Evet. "29" dedik ve 30. soruya geçelim. 30. sorumuz sınır kapılarından gelmiş. Bakın, sınır kapılarının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eşleşmesinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Türk Gözü sınır kapısı Ardahan, Gürcistan. B. Habur sınır kapısı Şırnak, İran. C. İpsala sınır kapısı Edirne, Bulgaristan. D. Hamzabeyli sınır kapısı Kırklareli, Yunanistan. Bize burada eşleşmelerden hangisi doğrudur diyor arkadaşlar. Bir tanesi doğru, diğerleri yanlış.
Doğru olanı bulacağız biz. Evet. Hangisi doğrudur bu sınır kapılarında? Ben size hemen yanlışlardan başlayayım. D'den başlayayım mesela. Yunanistan, bakın. Şehir olarak. Hamzabeyli sınır kapısı bildiğiniz gibi arkadaşlar Bulgaristan'a açılan bir kapıdır. Bulgaristan. Demek ki deniz seçeneği yanlış. Bakın Hamzabeyli aynı zamanda Kırklareli değil Edirne'dir. İpsala sınır kapısı bakın İpsala sınır kapısı Bulgaristan'a açılmaz Yunanistan'a açılır. Sala sınır kapısı. Evet Edirne'dir ama Yunanistan'a açılır. Habur sınır kapısı İran'a değil Irak'a açılır. Irak. Şöyle diyelim Irak. Demek ki arkadaşlar bakın Ceyhan, Bursa ve Denizli yanlış. Türk gözü sınır kapısı evet hocam Ardahan ve Gürcistan'a açılıyor. Ardahan'dan Gürcistan'a açılır. Doğru cevabımız nedir? Adana seçeneği değil mi? Adana seçeneği. Sınır kapılarından da zaman zaman sorular geliyor. SRC 1'den, SRC 3'ten mutlaka soru soruluyor. Hem uygulamada, bugün de çıkmış uygulamada birazdan çözeceğiz uygulama sorusunu. 31. sorumuz gelsin. 31. sorumuz şöyle. Kaçakçılık ile iştigal etmek amacıyla iki veya daha fazla kimsenin önceden anlaşarak birleşmelerine ne denir? A. Örgüt B. Teşekkül C. Hücre evi D. Mafya. Evet. Hangisidir arkadaşlar? Evet, Tamer ne diyor? 28 kişi izliyor hocam. Beğeni 7 gözüküyor. Arkadaşlar beğenin diyor. Evet arkadaşlar bu beğeni işini ciddiye alalım. Herkes beğensin. 31. soru 31. sorunun cevabı da tabii ki burada verilene göre nedir? Teşekkürdür. Dünkü sınavda neyi çözmüştük? Teşebbüsüz çözmüştük. Bugün de teşekkür çıkmış bakın. Cevap Bursa seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar? A. Kar tipi dar tabanlı lastik. B. Kar tipi geniş tabanlı lastik. C. Dar tabanlı düşük basınçlı lastik. D. Geniş jantlı modifiyeli lastik. Evet, beğeni sayısı 15 hocam. Beğenmeyenler 15 kişi daha var. 30 kişi izliyor şu an diyorsun. Evet, 30 kişi herkes beğensin arkadaşlar. Yani
Soruyu cevaplar cevaplamaz beğeni tuşuna basalım. Cevabımız nedir? 32. sorunun doğru cevabı nedir? Bakalım. 32. soru. Karlı yüzeylerde diyor. Bakın karlı yüzeylerde hangi lastik tipi daha etkin tutunma sağlar? Tabii ki kar tipi dar tabanlı değil mi? Dar tabanlı lastikler daha etkin tutunma sağlıyor. Cevabımız Adana seçeneği. Doğru cevap. 33'e geçelim mi? Evet. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? A. Kasko sigortasından, B. Mali sorumluluk sigortasından, C. Kaza sigortasından, D. Garanti fonundan. Bu soru da yine sık sık sınavlarda gelen sorulardan. Otuz üçüncü soru. Yine sık sık sınavlarda geliyor. Buna da dikkat edin. Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmadan trafiğe çıkan motorlu aracın kişilere verdiği zararlar nereden karşılanır? Aklınızda olsun, böyle bir durumla karşılaştığınız zaman garanti fonundan karşılanıyor. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorusu. 20, 34. soru pardon, 34. Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıda verilen hangi şarta bağlı değildir? A. Hız, B. Sürücünün fiziki ve ruhsal durumu, C. Yolun durumu, D. Sürücünün konsantrasyonuna bağlı. Evet. Reaksiyon mesafesi değişkenliği aşağıdaki verilen hangi şarta bağlı değildir diyor. Bakın hangi şarta bağlı değildir. Tabii ki hıza bağlı mıdır arkadaşlar? Bağlıdır. Sürücünün fizik ve ruhsal durumuna bağlı mıdır? Tabii ki bağlıdır. Sürücünün konsantrasyonuna bağlıdır. Ama yolun durumuna bağlı değildir. Evet, cevabımız Ceyhan seçeneğidir. 35. sorumuza geçtik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi karlı ve buzlu yollarda sürücünün yapması gereken işlemdir? A. Kaymayı önlemek için sürekli ani ve sert frenler yapmak. B. Tutunmayı artırmak için lastik hava basınçlarını düşürmek. C. Ani ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmak. D. Normal hız limitlerinin üstünde bir hızda aracı kullanmak. Evet, Yelda Beyazgül hocam merhabalar. Bugünün canlı yayınımı kusura bakmayın geç katıldım. Evet, bugünün canlı yayını. Dün de söylemiştik yayının olacağını, saat 8.45'te Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalında olacağını söylemiştik. Şu anda kaçıncı sorudayız? 35. sorudayız. Evet. Son 5 soruya geldik artık. Sonra da uygulama sınav sorularını çözeceğiz. Çözmeyen arkadaşlar kanalda birazdan sorular düştüğünde tekrar çözebilirsiniz. Bilginiz olsun. Yine dünkü yayını Nedim Şeker Akademi'deki dünkü yayını da yine Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalına birazdan paylaşacağım. Onu da izleyebilirsiniz. İlk gösterim olarak.
35. sorumuzun doğru seçeneği de tabii ki ani ve sert direksiyon hareketlerinden kaçınmaktır, değil mi? Evet, Nurhan 30, hocam 65'te kaldım sınavdan. Hangi sınava girdi Nurhan? Ani ve sert direksiyon hareketinden kaçınmak, değil mi? Cevap Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Altıya bakalım. Evet, 36'da şöyle bir numaralar var. Bakın 1, 2, 3, 4 şeklinde. Hemen bu tip sorularda neye bakalım? Sorunun kökünü okuyalım. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kanama durdurma metodu olarak uygulanmaz? Bir, kanayan yere parmakla basınç uygulamak. İki, kanayan yeri kalp seviyesinden yukarı tutmak. Bakın bunların her ikisi de kanamada basınç metodudur. Turnike uygulamak metottur. Kanayan bölgeye tütün ve tendir diyor sürmek. Evet. Kanayan bölgeye tütün ve tendir diyor sürmek arkadaşlar. Tütün ve tendir diyor sürmek kesinlikle kanama durdurma metodu değildir. Bunu söyleyeyim sizlere. Yani dördün olduğu seçenek hangisidir? Ceyhan seçeneği. Evet, Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. Evet, yıldızlı sınav sorusu. Arkadaşlar, özellikle söylüyorum bakın. Uygulama soruları, yazılı sınav sorularını, üyelere özel bölümdeki soruları çözmediğiniz müddetçe çok zor geçersiniz. Yani onun için üye olmanız da sizin menfaatinize. Soruların tamamı oradan geldiği zaman ne yapacaksınız? Ona bir şey diyemiyorum yani. Yani üye olduğunuz zaman hepsini çözerseniz sıkıntı olmaz, değil mi? Ya Ehliyet SRC Özel Güvenlik Kanalı'na ya da Nedim Şeker Akademi'deki soruları çözün. Uygulamalar sorularını çözmek istiyorsanız Ehliyet Arıyorum kanalına da abone olun. Oradaki soruları da çözün. 37'ye geçelim. Seyahat acentelerini aşağıdaki kurumlardan hangisi denetler? A. TÜRSAP B. Belediyeler C. Maliye Bakanlığı D. İçişleri Bakanlığı. Yani Ali inan ki arkadaşlar bazı şeylerden kaçınıyor ama sonra sınavdan kaldıktan sonra keşke olsaydım. Keşke demeye de gerek yok bence yani. Başta bu işi ciddiye alın. Zamanınız boşa gitmesin. Evet. 37. soru arkadaşlar. 37. sorunun cevabını arıyoruz şu anda. Seyahat acentelerini aşağıdaki kurumlardan hangisi denetler? Seyahat acentelerini bakın. Seyahat acentelerini evet. Kim denetliyor? Tabii ki belediyeler, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı değil, değil mi? TÜRSAP denetliyor arkadaşlar. TÜRSAP denetler. 38. soru nedir? Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır? A. Hızını artırmalıdır. Evet. Hızını artırmalıdır. B. Bulunduğu şeridi izlemelidir. C. Önündeki aracı geçmeye çalışmalıdır. D. Dönüş lambalarıyla geç işareti vermelidir. Evet.
Bu soru da sık sık sınavda geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Neyi sordun? İskender ne sormuş? Türksaf'ın açılımı nedir mi? İskender Ulutaş, açılımı nedir Türksaf'ın diyorsun öyle mi İskender? Türksaf şey diyor, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği. Evet, İskender Türksaf'ın açılımı Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'nin evet kısaltılması. 38. soru nedir arkadaşlar? 38. soru da sık sık sınavda gelen sorulardan yıldızlı sınav sorusu bakın. Geçilmekte olan araç sürücüsü aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmalıdır? Tabii ki bulunduğu şeridi izlemelidir. Bursa seçeneği doğru cevap. Bursa seçeneği doğru cevap. Geçiyoruz. Hangisi karayolu taşıma kanunu kapsamı dışındadır? A. Nakliyat ambarı ve kargo işletmeleri. B. Yolcu terminalleri. C. Taşıma işleri komisyoncuları. D. Hususi araçlar. Evet arkadaşlar, karayolu taşıma kanun kapsamı dışında olanı soruyor. Nakliyat ambarı ve kargo işletmecileri karayolu taşıma kanun kapsamı içindedir. Yolcu terminalleri içindedir. Taşıma işleri komisyoncuları içindedir. Hususi araçlar arkadaşlar, hususi araçlar taşıma kanun kapsamı dışında olan dır. Yani burada Denizli seçeneği doğru cevap. Evet, Denizli seçeneği. Yıldızlı sınav sorusu. Son sorumuz arkadaşlar. 40. soru. Bugün çıkmış yine. Bugün çıkan sınav sorular içerisinde. Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihler arasında kış lastiği kullanması zorunludur? 1 Eylül, 1 Ocak, 1 Ekim, 1 Şubat, 1 Kasım, 1 Mart, 1 Aralık, 1 Nisan. Evet İbrahim, demek ki hocan var yanında. Evet bu arada eşine de selam yolluyoruz Ankara'dan. Artık beraber çalışırsınız. 100 alırsın hadi bakalım. İbrahim. Ehliyet alacaksa da ehliyet alıyorum Nedim Şeker Akademi kanallarında çalışsın 100 alsın. 40. soru arkadaşlar sınavlarda sık sık geliyor. Bugün çıktı yine uygulamada da çıkan bir sınav sorusu. 40. soru. Eski videolarda da olabilir Can İnanır. Yani eski videolarda olması bir şey değiştirmez. Devamlı çıkan sınav soruları haftaya da çıkabilir. Tekrar yayınlarız.
1 Aralık 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanılması nedir? Zorunludur. Yıldızlı sınav sorusu değil mi? Yıldızlı sınav sorusu. Yeni sorular görmek istiyorsan Can İnanır YouTube kanalına abone olduktan sonra kanala katıl, üyelere özel bölümde yeni soruları görürsün. Evet arkadaşlar, artık yazılı sınav soruları bitti burada. 40 sorudan kaç tane netiniz var? Hemen hızlı bir şekilde. Yazın bakalım. 40 sorudan kaç tane? 40'ta 2 yanlış var diyorsun. Tamer. Evet. Uygulama sınav sorularına geçiyoruz. Ali 36, İbrahim 35 doğru, 5 yanlış diyorsun. 5 yanlış. İskender 5 yanlış, 5 doğru mu diyorsun yani? Evet arkadaşlar, siz soruların doğru yanlışını yazarken ben de hemen uygulama sınav sorularına geçeyim. Siz de başka telefondan olabilirsin Can İnanır. Ali Takan, iPhone telefonu kullananlar nasıl katılıyor? Onu da söylersen. Ben tam bilemiyorum ama cep telefonundan, başka telefondan kendi hesabınla olabilirsin. Kendi telefonla girebilirsin. iPhone'la girebilirsin. Ya da bilgisayardan olabilirsin. Evet, bu arada arkadaşlar, beğenmeyen arkadaşlarımız varsa, yayını beğenmeyen arkadaşlarımız varsa lütfen hızlı bir şekilde yayını beğensinler. Uygulamaya geçeceğiz. 40'ta 40 full. Bravo, 100 puan. Tebrik ediyoruz. Tebrikler. Harika. Tablet üzerinden, bilgisayar üzerinden yapabilirsiniz arkadaşlar. Kanala katılıp da katılamayanlar üye olabilirler. Evet. Geçelim mi? Son 4 soru arkadaşlar. Son 4 soru. Burak 33 doğru. 3 sefer seyirci sınavına gireceğiz hocam. Yani Nurhan mı? Nurhan. Yani ben şöyle diyeyim. Bak, boşuna zaman çok önemli sizin için. Zamanınızı boşa harcamayın. Bence mutlaka kanala katılın yani. Çünkü giriyorsunuz sınava, sınavda kaldığınız zaman üyeler bölümündeki soruları es geçiyorsunuz. Oradan sorular geldiğinde de maalesef kalıyoruz. Evet arkadaşlar. Beğeni yaptıktan sonra hemen üyeler uygulama sorularına geçelim mi? Geçiyoruz. Geçelim artık. Birinci soru geldi arkadaşlar. Birinci soru hem yazılı hem de uygulama sınav sorusu. Gördüğünüz karayolunda sisli yol bölümüne yaklaşıyorsunuz. Hangi farlarınızla gitmeniz uygun ve güvenli olur? A. Park lambalarıyla. B. Uzun farlarla. C. Kısa farlarla. D. Dörtlülerle. Şurada da şekilde gördüğünüz gibi, bakın şekilde gördüğünüz gibi sisli yol bölümüne yaklaşıyorsunuz. Bakın hareket halinde gidiyorsunuz. Sisli yol bölümüne yaklaşıyorsunuz. Şimdi sisli yol bölümüne yaklaştığınızda hangi farlarınızla gitmeniz en doğrudur? En doğru hareket. Bu soru hem yazılı sorusu hem de uygulama sınav sorusu, bilginiz olsun. Evet. Hangisidir? Tabii ki
Arkadaşlar böyle bir durumda sisli yol bölümüne yaklaştığınız zaman kesinlikle kısa farlarınızı yakmanız gerekiyor. Cevap Ceyhan seçeneği değil mi? Ceyhan seçeneğidir. Yıldızlı sınav sorusu geçiyorum. Hem yazılı da gelir hem uygulamada gelen bir soru. İkinci sorumuz geldi. Yasal limitlerin üzerinde alkollü olduğu ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır? 6 ay, 2 yıl, 5 yıl. Bakın bu soru da aynı zamanda hem yazılı da hem de uygulamada gelen bir soru alkolle ilgili. İkinci defa diyor bakın ikinci defa tespit edilenlerin sürücü belgeleri ne kadar süreli geri alınır? İkinci defa dediği için değil mi? Ali 2 yıl süreli geri alınıyor. Şöyle yapalım. 2 yıl süreli geri alınıyor. Birinci defa tespit edilenlerin sürücü belgeleri 6 ay. Üçüncü defa tespit edilenlerinki ise 5 yıl süreli geri alınıyor. İkinci defa tespit edilenler ise 2 yıl süreli geri alınır. Evet. Önemli sınav sorusu bu da hem yazılıda hem de uygulamada gelir. Üçüncü sorumuz gelsin. Üçüncü sorumuz geldi arkadaşlar. Görüntüde görmüş olduğunuz uluslararası çalışan otobüs şoförü hangi serici belgesine sahip olması gerekir? Serici 2, serici 3, serici 1. Evet arkadaşlar birazdan dünkü yayını Nedim Şeker Akademi'deki dünkü canlı yayının sorularını da Ehliyet SRC Özel Güvenlik kanalına ilk gösterim olarak atacağız. Bilginiz olsun. Çözmeyenler arkadaşlar varsa çözebilir. Tekrar sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Tabii ki uluslararası çalışan bir otobüs şoförü hangi serece belgesini alması gerekiyor? Serece 1'i alması gerekiyor. Serece 3 uluslararası kargo ve yük taşımacılığı yapanlar. Serece 2 ise yurt içi yolcu taşımacılığı yapanlar alması gerekiyor. Son sorumuz arkadaşlar yine bugün çıkan sınav sorularından. İpsala sınır kapısını sormuşlar. Şekildeki İpsala sınır kapısı hangi ülkeye açılır? A. Türkiye, Bulgaristan gümrük kapısıdır. B. Türkiye, Yunanistan gümrük kapısıdır. C. Türkiye, İran gümrük sınır kapısıdır. İpsala sınır kapısını sormuşlar. Evet, İpsala. Az önce de sınır kapılarıyla ilgili çözmüştük. Bugünkü sorular içerisinde, uygulama sınav sorular içerisinde bu soru çıktı yine arkadaşlar. Evet, tekrar sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Yarın sınavlara giren arkadaşlardan ricamız tabii ki soruları bekliyoruz ama soruları nedense çok atılmadı. Yani 10-15 tane soru geldi bugün. Bugünkü gelen sorular içerisinde bu soru da var.
Arkadaşlar, İpsala sınır kapısı. Türkiye-Bulgaristan sınır kapıları biliyorsunuz ki Dereköy-Kapıkule Hamza Beyli'dir. Türkiye-İran sınır kapısı Esendere Gürbulak Kapıköy. Özellikle Gürbulak. İran'ı Gürbulak'a soruyorlar. Türkiye-Yunanistan sınır kapıları da Uzun Köprü, İpsala Pazar Kule'dir arkadaşlar. Hepsi de Edirne'ye açılıyor. Evet, buradaki İpsala sınır kapısı Yunanistan'a açılan kapı. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorusu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar artık son sorulara geldik. Serece 1 2 3 4 5'te tek adresiniz kanallarımız. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi ve kanala abone olup üyelere özel sorular çözmek istiyorsanız kanala katılmayı unutmayın. Kanalımızı arkadaşlarınızla paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. %100 SRC 1, 2, 3, 4, 5'ten yazılı kazanma, o uygulama garantili örnek soruları da kaçırmayın. Hepinize tekrar başarılar diliyorum arkadaşlar. Evet, beni sabırla izlediğiniz için, dinlediğiniz için ben teşekkür ederim. Yarın sınava girecek arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Kanalımızı mutlaka arkadaşlarınızla paylaşın, önerin. Her onlar da faydalansın. Birazdan dünkü Nedim Şeker Akademi'deki soruları da bu kanala atacağız arkadaşlar. İndirip atacağım. Oradan ilk gösterim olarak izleyebilirsiniz. Tekrar tekrar başarılar diliyorum. Ve evet, hocam bizim yarın sınavımız var. Videolar harici bizi önereceğiniz var mı? Çalışmamız gereken. Videoların dışında çalışmana gerek yok. Özellikle üyelere özel sorular çözersen kesinlikle 90-100 garanti. Onu söyleyeyim. Yani onun dışında ben teşekkür ederim hepinize. Başarılar diliyorum. Evet, hepinize başarılar diliyorum. Yarın sınavlarınızdan sonra mutlaka notlarınızı ve sorularınızı da bekliyorum arkadaşlar. Nedim Şeker Akademi'de Instagram hesabımız Nedim Şeker Akademi uygulama sorularını ehliyet alıyorum kanalından da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Orada da farklı uygulama soruları var. Evet, yayını kapatıyorum birazdan. Yeni sorular atacağım bu kanala. Hepinize iyi akşamlar, başarılar diliyorum. Kendinize dikkat edin, hoşça kalın.